Geldi. Ceyranlar gitti kuliste. Ceyranlar gitti. Burada mı oynuyoruz? Arkadaşlar burada oynuyorum, gelin. Bakın hiçbir yerde ışık yok. Evet. Uy. 5 dakika mı? Son 5 mi sezona? Ay. Gel go. Bu kadar güzel bir çay rengi ya bu böyle. Sütü az kanka. Öyle mi? Getireyim. Dudak payı bırakmadı çünkü. Şimdi koyan servis yapan arkadaşım. Biraz açayım. Dudak biraz açayım. Belki de süt payı. Süt payı bırakmadı. Hiç belki olmaması gereken bir orandır belki de. İçmezsin ya. İçecek oyunda gaz yapıyor diyor. Çok kötü arkadaşlar, yapmayın. Oyun öncesi mideye çok zarar. Zaten mantı yedi. Mantı yedi. Çay içiyor. Esra'da ne var? Acı döktü. Acı, deli gibi acı yedi. Yani yatırdı bizi kıtla bari be adam. Bu ne böyle? Boş ver, dur bakayım. Teşekkür Erdem, afiyet olsun. Bunu içmeden yapamıyorum yani, süt koymadan. Bunu içmeden yapamıyorum. Bugün hadi tamam, ne olur. Son bitti. Nasıl bir talep ya? Bir menemen yapıyor. Son hain çıktı. Ne? Nice. Ama böyle sinirim bitti bilmiyorum. Hepsi sinirim. Nefret olabiliyor musun? Böyle çok özür dilerim. Merve duyursa bakalım kameralarımıza biraz. Sonra da devam ediyoruz. İyi ki doğdun Ays. Kendi doğum günü pastasını da kendine yaktırmayın be şu hanımın. Ben o şeyle senin doğum gününü kutlayacağım. Bak o görseli şuraya da koyuyorum şu an. Şimdi arkadaşlar bu görsel var ya, neden burada? Arkadaşlar bu kızla bizim aramızda bir ay fark var, tamam mı? Ama bir yıl ve bir ay. 13 ay büyüğüm ben mesela. Ama bana her yıl, benim doğum günüm Ekim'de, onun doğum günü Kasım'da olduğu aramızda için. Aramızda 2 yaş oluyor o büyüğünü. O büyüğünü aralıkta. Ya bu her yıl 30 günlüğüne kendisine 2 yaş büyük oluyorum diye buna çıldırıyor. Aşırı mutlu bu konuda. Ve bu görseli atmış bana. Şu görseli. Meriç, ne zaman birlikte Şarbo izleyeceğiz? Arkadaşım, iyi ki doğdun öncelikle. Çok çok teşekkür ederim. Ne zaman izleyeceğiz? Ay, sinir içindeyim. Ne zaman izleyeceğiz? Bu bölümü izleyeceğiz. İnşallah. İnşallah bu diyelim. Bu videoyu sen ne zaman yayınlayacaksın ki? İnşallah yeni bölümden bugün önce. Her şeyi konuştuk çünkü doğum gününü kutladım. Şarbo'nun hangi bölümünü... Şu ışığımızı alalım hayatım. Ay, nereye ışık gidiyor? Nerede ya bu ışık? Evet. Artık sadece poz vermeye başladık. Ay, çerçeveleri almaya gideceğim. Nasıl taşıyacağım ama koca çerçeve? Yok, 80'e kadar çıkmış. Ne çerçevesi alacağım? Gündelik sohbetimiz nasıl ama bizim? Bomboş. Teneke trompet. Nezaketle Urazcığım'ın oyununa gidiyoruz. Aşık Shakespeare günü. Ben peki niye tıbbiyede şey gibiyim, öğrenci? Geldi benimki. Yerini arıyor. Evet, Bant magazinimizin ödül törenine gidiyoruz. Ödül vereceğiz. Üç boyutlu gibi ödüller. Eski mavi kırmızı üç boyut vardır ya. Tabii ki her seçki zaten öyledir ama yetiştireceğiz seni oyuna. Oyuna gidecekmiş. İlk defa birilerinden uzun boy. Oraya kadarmış. Altay Erlik en iyi klip. Triple E featuring Ram Sleepback. Thank you.
Manolya ile buluşacağız. Hadi bakalım. Şu çantanın güzelliğine bakın bu arada. Böyle bir şey olur mu ya? Çok çok hoş. Bakın bir de şey de var bunun. Bu çantayı nereden aldın abi? Ay reklamsa reklam ya. Mugo. Bak donat markasının bir sürü bir şeyini geçmiş. İçi o kadar güzel ki. Neyse dur göstereceğim bir ara için. Aha Mugo'da. Mugo'dan. Reklam. Manolya'nın bana hediye aldığı kitaba bak. Benim de tanıdığım herkese bu kitabı almam çok komik gerçekten. Aşırı tatlı. Birkaç saat sonra izleneceksin yeni bölüm. Ama önce Heval'in sergisine gidelim bakalım. Benim hayata bakın. Yıllar nasıl geçiyor arkadaş? Şimdi yenisi inşallah. Aa, hello. Evet, eve gelindi ve kızılcık şerbeti için misafirlerimi bekliyorum. Ay ay ay. Ondan ama prosecco ve kabak çekirdeği gelmiş arkadaşlar. Vakumlanmış kabak çekirdeği. Ay önden sen mi geldin? Ay alev gibi giyinip gelmiyor. Konsept parti mi bu? Bu bölüm çok sinirlenmeye hazır mısınız bayanlar? Enerjimi toplayıp geldim. Sen sinirli misin lokum? Fatih bizi kızdıracağı benzer. Ya Fatih bize artık bundan sonra hiçbir şey yapmasa da zaten ömrünün gerçekten sonuna kadar kızdıracağız. Gerçekten ya. Of be Fatih. Gerçekten bütün hafta ara ara bu konu aklıma geldi. Dedim ki bu final beni çok sinirlendirdi. Dişlerim arasından şimdiden konuşmaya başladı mı sinirle? Şimdiden başladım. Aç kardeşim artık şimdi sen. Haydi. Ne demekmiş peki? Bu gerçek hayat hikayesi. Hala böyle bir iddia var ya. Böyle bir hayat yok arkadaşlar. Neler oldu? Bunlar düştü, kalktı, trafik kazası, burnu bile kalbi durdu. Kalbi durdu ama burnu bile kanamadı bir şekilde. Hastaneden eve döndükleri ilk anda ne kadar dinçti herkes. Kıvılcım böyle çıkmış hastaneden. Ya Kıvılcım Hanım nasıl geçen ses ondan daha güzel oldun trafik kazası geçirerek. Arkadaşlar Meriç bu arada avukat ve bu geçen bölümün finalinde olan şeyin olamayacağını iddia ediyor. Diğer avukatlar gibi. Hayır olamaz. Geçen videonun altına 1600 tane avukat yazmış. Evet. Ya yoldan durduran adama veriyorlar siz buna kimliğine baktınız mı? Ya bunlar neye seviniyor? Gerçekten süt bebeğini ayırdınız. Müzik altı sahnelerde bari 3 telif az atayım şu videoyu. Ya lokum sana her döndüğümde senin bu suratın ay bu Fatih olayını çok içselleştirdi. Çok çok haklısın. Ay yani sen ulan sülfiyat ne demek? Sen önce bebeğini annesinden ayırmayacaktın be. Hayat şişti yemin ederim. Hayat talimat dinlemekten kadın içi şişti. Adı başta Nur Hayat'tı. Evet Nur Hayat'a niye hayat demeye başladılar? Neden? Sema ile Nur Hayat karışıyor. Aa evet. Kız sen helal olsun be. Ay şu adamın elleri almış. Çekil ya. Çekil seni hiç merak et. Özlemedik. Çekilin. Zaten. Ya bu çocuğun uyku düzeni falan hiçbir şey olur mu bu evde Meriç ya? Ya ne verecekler mesela süt için? Ne düşündünüz? Mama verecekler ne yapacaklar? Bu kadar daha bir ev avuç kadar bebek. Cemre fosur fosur uyuyor bölümün başından beri. Bebekleri böyle bilmiyoruz ya. Arkadaşlar bu hangi bebek böyle Allah aşkına melek gibi uyuyor. Abdullah Bey'e. Abdullah Bey. Bu bebekse benimki neydi lan? Bir Abdullah Bey uyku taklidi rica edeyim. Abdullah Bey ya şu dizideki bütün kötülüklerin babası olup en melek gibi uyuyan da sizsiniz. Ya tamam size yeterli alan ayrı. Arkadaşlar bu bölümün daha 3. dakikasında nasıl ilk ayağı hak ettiniz? İlk ayak cemresi düştü bu bölüme. Ya, bu kız zor durumda ekrana bakamaz hale getirdiniz ya. Salonu türbeye çevirmişler. Ay bu ne hal ya.
Abdullah Bey hep bebeğe bıyıklarınız döküldü ama bu şehir. Abdullah Bey'in post bıyıklarını streçleseydiniz keşke güzel bir. Ay ev yemine Masumlar Apartmanı gerçekten şu anda. Fatih tat kaçırma hayatım. Çok masumdum bari. Şimdi yemek zamanım Sevilay abla. Bir yarısına ayıracak halleri yok herhalde. Ya. Aşkım sen geçen bölümü izlemedin galiba Kıvılcım Hanım. Şu avukatı size ne güzel avukat önerisinde bulunmuştum geçen sezon. Arkadaşlar bu Meriç yerine bu deli adama giderseniz işte böyle bebeği kaptırırsınız. Hem de bu kız gerçekte de hukuk okumuştu. Öf Ömer Bey, eliniz kolunuz titriyor. Siz sağlıklı karar verecek bir aşamada mısınız? Ömer var ya şimdi... Doğa Hanım... Doğa Hanım az önceki kombinin bir linkini at bakalım şimdi. Sen de zorlu bir süreçtesin ama eline mi yapışıyor? Senin yüzünden Ömer Bey'in tonunu ilk kez böyle duyuyor. Ben bir hata yaptım. Ulan bu kaçıncı hata? Bir de yani niye affedelim ki senin 15. hatanı? Oh! Ha! Defa git lan! Bravo be Ömer. Vallahi içimizi eritti. Şimdi bir yağlar şurada biraz eritti. Bir tane bir mama atan yok mu ya şu bebeğin önüne? Anne sütüyle beslenecek. Anneden aldınız ya. Ya bu şantaja bakın ya. Bebeği almış getirmiş. Adam şimdi de sahte terapiste yolluyor kızı. Ya bu avukat ne biçim bir bela ya? Şu numaraya şikayet edin kardeşim. Ya bizim dizideki aldı bütün aksı bu avukat tek başına çevirdi ters. Doğa Hanım boş ver üzülmeyin sizin de kombininiz çok güzel boş ver kız. Gerçekten Indiana Jones gibi giyiyor. Aynen Indiana Jones gerçekten. Peki Abdullah Bey'in şey demesine ne diyorsun? Meriç kendi düşen ağlamaz diyor Doğa için. Ay pislik herif ya. Ya yeter ya. Abdullah Bey ben sizden bekliyordum bir çıt biliyor musunuz? Yani bu adam biraz... Geçen bölüm Alev'e yaptıkları... Alev'e dedi ay müthiş. O Alev'e de oh olsun valla bir çıt. Kendi düşer la. Bu dizi bu hanedeki her meslek kolunu zor duruma düşürüyor. Bir bölüm avukatlar şimdi de Merve'nin alanına girdi. Şimdi sapık terapist çıkacak. Dizi bir anda Morning Show gibi bir şey oldu yani hiç alakası olmayan bir diziye döndü. Başka bir dizi izliyoruz, dizi içinde dizi izliyoruz. Aa Ebru Destan mı? Ebru Destan mı? Eski manken. Aa Ebru Destan, ne alaka? Diziye Ebru Destan girmiş. Sen niye geldin ya? İyi akşamlar. Artık o kadar kötü adamlarla birlikte oldular ki. Bu adam bile yani iyilerin arasında kaldı bu adam. Şöyle bir adam tutup şu Fatih'i dövdürelim. Ay inanamıyorum ya. Sonra ulan bizim şiddet eğilimimizi bu adam mı açığa çıkaracaktı? Cemre'ye bakın Allah aşkına. Bebek yine başka yere bakıyor. Saçları ağardı Fatih yüzünden. Hemen bir uzmana dönelim. Merve'cim. Lusa döneminin başlarındaki evet. Bir anneden bebeği kopartılırsa bebeğin gündelik ihtiyaçları nasıl karşılanır? Herhangi bir ihtiyacı karşılanır mı? Karşılanır. Bu bebek mesela akşam oldu ne yedi ne içti bu bebek? Gerçekten altını bile değiştirdi. Bunun cevabını istiyoruz. Yine tesettür kutlaması yapacağız. Anca varsa yoksa şey. Meriç'im. Bu kızı mahvettiniz ya. Dert sahibi oldu bu hanım. Babacığım teessüf ederim. Ben 30 muyum? 25'im daha. Ne? Ben 2000'liyim. Ya bu kız 1998 doğumlu mu yani Nilay? Hanımefendi 25 yaşındaysanız 15 yıl önce adını Ferah koyduğumda nasıl oynadınız siz? Ya siz Allah aşkına adını Ferah koyduğumda 7 yaşında mıydınız hanımefendi? Mustafa tarafından darp edilir mi dersin Fatih? Onun hayaliyle yaşıyoruz. Arkadaşlar şiddetin her türlüsüne karşıyız. Tek bir türüne kadar Fatih'e uygulanmak istiyoruz. Mustafa
kafanı Fatih'e dönmesin. Bir minik bir tartağı hak et. Biz sonuçta emek veriyoruz, izliyoruz. Yani. Evet. Arkadaşlar biz izleyiciler olarak Fatih'e çok minik bir tırın çarpmasını talepliyorum. Ya çok şey mi istiyorum? Melis Çivilek Hanım, Zeynep Hanım. Meriç çekirdeği fazla kaçırdım ve rujla yatıştırmaya mı çalışıyorsun dudaklarını? Aa, bunlar arkadaş mıydı? Hay dost. Bu arada sorması ayıp, siz ne yiyorsunuz tam olarak Ertuğrul Bey? Bu ne Allah aşkına? Bakalım yine Umut nasıl bir pot kıracak? Dıdın diye bir müzikle Nur Sema'nın yüzüne yaklaşacak böyle kamera. Abdullah Ünal'ın kızı. Ya bir şirkette dosya açıp kapasan gün geçer zaten. Gerçekten bu biraz saçma gibi bir arkadaşım. Öyle mi lan? Bir de işletme falan konuşmuş bu kız yani hani. Emlakçı ne alakası? Yani kendi şirketlerinde çalışmasa da bir dost, aile dostlarının bildiği şirketi olur. Hadi sağlık Yusuf kendi için. Sen hiç merak etme. Ay Süsen ne bulacaklar bayağı bildiğin ya. Yine aklı selim olan şu Abdullah oluyor ya bu dizide, yani sinir oluyorum ya şu adama. Sütü geldi. Merve ne yapılır bu? Ay. Ya Merve. Beni ağlatacaklar illa ya. Eyvah. Ben acınıyorum. Hemen neyi kavalı bastılar diziye. 48 saattir artık orada. Kızılcık Şerbeti'nin kendine ait bir zaman dilimi var. Orada geçiyor dizi. Bambaşka bir timeline. Nur Sema Mustafa ile... Nur Sema üzüle müzüle ya Mustafa'ya son şeydi. Şey benim ilk ilişkim ya böyle bir şey. Nur Sema daha ne anlatmak istersin muhafazakar abine? Şey ben ilk ilişkim olduğu için her şeyi bilmiyorum gibi bir şey dedi. Onu onu olmadı, sen Alev'le mi konuşsan? Miray! Aşkım sen niye abajur gibi giyindin? Bu ne hal? Bence çok güzel olmuşsun Miray. Nur Sema. Nur Sema öyle mi derdi sence? Onu öyle yapmıyor işte, Mustafa'ya yapıyor. Mustafa'ya ne yapıyor mesela? Üstünü başını çok beğendi diyelim Mustafa'nın. Çok iyi olmuşsun. Ya yazık. Hep üzülüyor ya Mustafa'ya. Seni var ya mahkemeye vereceğim. Arabama çarptın ya. Şuraya bak. Ne diyorsun? Hanımefendi bu kadar içten ve iyi oynamak zorunda mıydınız? Vallahi mahkemeye veririm sizi ha. Psikiyatrist gözüne bakıyor arkadaşlar. Şu an bayağı nörolojik muayene. Evet nörolojik muayene yapıyor. Reflekslerine falan bakıyorlar Doğan'ın. Bunlar herhalde şey yani avukatın bulduğu sahte terapist diye mi böyle abuk sabuk şeyler yapıyor? Ama bir öncelik gösteremem sana. Ama ben de Fatih'ten para aldığım için. Bu dizi artık gerçekten çizgi film gibi. Mahkemede adili bu kadın, o yüzden bebeği alıyoruz, babasına veriyoruz dendi geçen. Şimdi doktor diyor ki kavga çıkardığınız için sizin deli oldunuz. Bitemezsin. Bu dünyada kadın olmak bu demek. Ooo. Ya. Bu dünyada kadın olmak bu demek. Bu dizi yine şansını zorluyor Rütük karşısında. Aman yine yaptınız yapacağınız be hanımlar. Ben gel bir daha. Bir daha bu sahneyi bir daha izliyoruz gel. Bu dünyada kadın olmak bu demek. Fenalaşan fenalaşan. Bir de ıslak memeleriyle annesinden bunları duyup yürüyor. Ay, yazık lan bu kıza. Oh party hard. Bu sohbete karışmayalım. Bence de böyle. Tuvalet titriyor sinirden. Kadın sesi erkeğe haramdır. O yüzden... Ne? Kayılacak gibi oldu. Sönmez hanım. Sönmez hanım. Sönmez hanım duvarlara dayana dayana içeri koş. Alev'e bak, trafik kazasına bakar gibi bakın. Hani bu bölümlükte Twitter'a malzemeyi basmışlar. Ulu Önder ve Sila arkadaşlarımız için dua istedim. Yani nasıl Twitter gibi olabilir bir dizi ya? Gerçekten yani hareketli bir Twitter bu. Ya bu gerçek hikayeden uyarlanmıştır olayı. Aynı adlı tweet dönüyor ya böyle bir...
gerçek tweetlerden mi uyarlama acaba bu dizi? Herhangi bir hayatta. Herhangi bir yani hayatınızın herhangi bir noktasında kızıp da Twitter'a girdiğiniz bir andan uyarlama. Nursema Hanım'ın hediyesini getirdim. Eyvah. Nursema Hanım'dan yepyeni bir görsel geliyor. Aa çok hoş. Tam boş. Ne kadar yetenekli bir kız. Nursema önden yaptıklarını mı hediye ediyorsun? Ne yapıyorsun aşk? Ertuğrul Bey sizin odadaki hediyeyi inşallah. Aa! Tövbe. Aa, hediyeye bakın çabuk. Sure. Sure. Böyle bir şey olur mu gerçekten? Gerçekten böyle bir şey olur mu ya? Ertuğrul Bey'in odasından çıt yok bu arada. Ertuğrul Bey siz de bir zahmet bir çıksaydınız keşke. Ertuğrul Bey hediyenizi nasıl buldunuz? Bak Ertuğrul Bey. Ha Ertuğrul Bey. Aa günah aldık çocuklar. Önümde biri var. Kendime yakıştırmam her şey. İstanbul'a demek ki önünde biri var ha. Bay İslam oldu. Sanatçı, çok yetenekli bir sanatçı. Birkaç kez karşı. Ertuğrul Bey nasıl bir sanatla ilgileniyor olabilir ki? Kavga geliyor. Of, çok sinirli. Nursema ilk kez böyle görüyorum. Ay hamdü sanalar olsun gerçekten. Bir şey söyleyeyim mi Mevlis? Bak bu da Kızılcık Serbeti zamanlamasıyla çözüldü. Evet. Kıvılcım bir düşündü, hemen bir sonraki sahnede evet düşüncelerim doğruymuş. Ay yaşasın. Seni baroya şikayet edeceğim dedi. Ay şükür. Vallahi Meriç dilekçe yazıyordu şimdi. Vallahi sağ olun be Kıvılcım Hanım. Nursema'yı haklı buluyorum bu arada. Nursema bir... Ha eyvah. Ama Nursema haklı gibi bu arada. Bir çit. Nursema haksız değil bence. Evet. Umut da haksız değil. Umut da haksız değil de Umut sadece bir çit bokunu çıkardı gibi. Ama Umut da hayatı yani. Evet hayat. Babanın kartlarını geri ver. Bak. İşimin bu olduğunu biliyordum. Biliyordum. Sen de benim babamın zengin olduğunu biliyordun aşk. Allah cezasını versin. Bölüm. Ay bu kuş bir eksiğimiz çay şu an. Senin çok acil çaya sıkıştın. Evet, yavaş çekildi. Dur dur kardeşim. Şiştik bu bölüm. Ama güzel sahneler vardı şimdi. Şu olayı çözmesi. Evet çok iyi oldu. Bir şey söyleyeyim mi? Bu sezonun birazcık bu artık şey bir bölümü nihayet. Tamam hareketli. Gerçekten birlikte izlediğimize dayan bir bölüm oluyor. Güzel oraya kadar bırakmadık dizimizi. Aynen öyle. Akışında devam ettik ama eleştirilerimiz vardı. Eleştirilerimiz kesinlikle var. Bu bölümde yine mantığın kapıda bırakılıp içeri girildiği sahneler oldu. O zaman biz gerekli tatmini sağladık. Aynen öyle. Yani 15 dakikamız kaldı. Heyecan dorukta bakalım. Evet. Gelecek bölümün fragmanı çok iyiymiş. Ben onu da büyük bir merakla bekliyorum. Evet. İzleyelim diyoruz. Hep beraber izliyoruz. Ya benim de ofiste işim var ama aklım da burada kalacak ya. Ay Alev sen işsizsin biliyor musun? Biz sana söyleyemedik. 30 bölümdür ama senin bir işin yok aşk. Sana Abdullah Bey 2-3 iş bağladı o kadar bitti senin işin. Lan buraya gelecek Nursema. Selamünaleyküm. Aaa! Dünürleriyle şeyle karşılaşacak İbrahim'in ailesiyle. Söz için yaptığınız çalışmaya bayıldım. Ellerinize sağlık. İbrahim'i övüyor Nursema'ya ya kız. Ah enayi kız. Çünkü daha yeni arkadaşsız kaldı. Benim de ilk ilişkim. Şimdi ben size bir bazı şeyler anlatayım. Şimdi benim ilk ilişkim olmuşsun. Benim arkadaşım da yok. O yüzden size şöyle ifade edeyim şimdi. Bayan İslamoğlu. İnanılmaz bir diyalog. Ya ay eski kocasıyla. Şarjı bitmiş. Hay Allah'ım. Neyse daha sonraki bölümlerde gösterirsin dedi resmen. Bu bölüm çok olay olacak daha çünkü Dua ile Fatih'in bir sahnesi var. Bu değil de önümüzdeki bölümlerde gösterim bana. Ay çok tatlı be. Hoppa. Duydum ki beni arıyormuşsun diye girdi Rüzgar. Hadi hayırlısı. Nursema'nın evli olduğunu öğrendi. Nursema'yı da şimdi kocası aldı dedi. Ya Ertuğrul evli olduğuna üzüldü ama biz de neye sevindik biliyor musunuz? Umut'un herhangi bir yerden karısını alması sonunda. Ya dur şu final reaksiyonlarımızı çekelim. Sizin oğlunuzun ne yaptığında haberiniz var mı?
Ne yapmış, ne yapmış benim oğlum? Biz arka çıktık. Kim kime bela olmuş? Ay berbat. Ya Abdullah Bey elin armut mu topluyor ya kardeşim? Aa ya kızın ya annen diyor, böyle bir şey olur mu ya? Hak var, hukuk var, adalet var. Yok bu arada hanımefendi. Ama yapma ne olur. Bir daha anneni görmeyeceğiz. Yok. Oo, ne? Pembe bile böyle yaptı artık. Böyle bir şey olur mu ya? Biri de ağzını açıp bir şey demiyor. Ay böyle yapıyor da. Ay. Öleceğim yine. Kapat kapıyı istersen. Ay yani ben de, var ya bayılacağım. Ben bayılacağım gerçekten. Doğa lütfen çık o evden. Aha bitti. Fragman zamanı. Meriç'e bakın. Fenalaştı be şu kız. Değdi mi buna? Her şey senin için. Oy. Ay. Kutlar çok insan var ki falan. Hoppa. Her şey düzeliyor galiba. Ooo. Şerbeti yeni bölümüyle. Eyvah. Ay yavay ya diyerek. Şerbeti yeni bölümüyle ümüğünüzü sıkmayın. Vallahi perişan oldum. Neden kendinizi ümüğünüzü? Gerçekten ya. Biz cumartesi gecemiz 3 arkadaş ya, buluşmuş. O kadar haklısın ki yemin ederim ya. Ya şu ne ya, böyle bir karşılaşma. Vallahi zor bölümdü ama sizlerle üstesinden gelmek bir başka gelmeye hoştu hanımlar. Gelmeye çalıştık ama yani gelebildik mi bilmiyorum. İnşallah. Ben de bilmiyorum. Gelecek bölüm yine heyecan dorukta gibi bir hal var. Barış sen bu diziye girmişsin. Hakikaten hayırlı uğurlu olsun ikinci fragmanda. Onu gerçekten seviyorsan. Ya başka dizilerden insanların görüntülerini birleştirip... Yaprak fragmana baksan. Hadi bakalım lokum görüşürüz. Çok çok iyi oldu. Sizi çok severim. Görüşürüz. Bay bay. Gelecek bölümde görüşmek üzere.